Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Fahametul Reis ve Maali Reis Meclis-i Luzara, el-an marasimul tevkii alel el mubrama beyni hukumeti Cumhuriyeti Türkiye ve hukumeti Cumhuriyeti Irak. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde, çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Irak Cumhuriyeti adına Planlama Bakanı Halit Battal El Necim. İttifakiyetun beyne hukumeti cumhuriyeti Türkiye ve hukumeti cumhuriyeti Irak li tecennubil izdivacı daribi ve men'u teharrub min def'at daraib. الموقعون سعادة السيد لطفي ألوان وزير الخزانة والمالية وسعادة السيد خالد بتال نجم وزير التخطيط Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasında kültürel işbirliği mutabakat zaptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Hüseyin. Muzakkiratu tefahumin li ta'avuni thakafi beyni vizareti thakafeti ve siyaha fi cumhuriyeti Türkiye ve vizareti thakafeti ve siyaha fi cumhuriyeti Irak. الموقعون سعاده السيد مولود شوشولو وزير الخارجيه التركي وسعاده السيد فواد حسين وزير الخارجيه العراقي anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Basın açıklaması için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. وبذلك تنتهي مراسم التوقيع وننتقل إلى المؤتمر الصحفي وندعو فخامة الرئيس ومعالي رئيس مجلس الوزراء إلى المنصة. Sayın Başbakan, değerli kardeşim Mustafa Kazmi, saygıdeğer bakanlar, milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Kazmi'yi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Bir kez de sizlerin huzurunda Sayın Başbakan'a ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Sayın Kazimi, Irak'ın içinden geçtiği bu zor dönemde büyük bir sorumluluk üstlendi. Sahip olduğu engin devlet tecrübesiyle inşallah bu zor görevin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyor. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye'nin desteğinin her daim yanlarında olacağını tekraren vurgulamak istiyorum. Değerli basın mensupları, kardeşim Kazimi ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçeleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs salgını olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Gerek salgınla mücadelede, gerek güvenliğin tesisi, gerekse siyasi sıkıntıların aşılması noktasında Irak'lı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına istikrar ve güvenliğine atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Türkmeni, Kürdü, Arabı, Şiisi ve Sünnisiyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak hükümetinin de kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanı milletimiz ve Irak Türkmenleri için oldukça anlamlı bu kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları Sayın Kazım ile ortak düşmanımız DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Bu alanda Türkiye-Irak arasında işbirliğinin artırılması hususundaki görüş birliğimizi teyit ettik. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde Bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Dünkü terör eylemleri ise örgütün Suriye uzantısının da Irak'ın güvenliğine açık bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Irak'lı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Öte yandan Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zemininin güçlendirilmesi hususunda da mutabık kaldık. Nitekim bugün imzalanan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Irak tarafına daha önce sunmuş olduğumuz stratejik projelerimizi süratle hayata geçirmek için ortak irademizi teyit ettik. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DAEŞ tarafından tahrip edilen Kerkük Ceyhan petrol boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, iklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar nedeniyle dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileriyle, atık su yönetimiyle çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumdadır. Bu konuyla ilgili olarak özel temsilcim Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak ve Irak'ın karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Plan üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak'la bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken kıymetli dostlarımı Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirtmek istiyorum. Kardeşim Kazimiye, ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Please. فخامة الرئيس السادة الوزراء الأخوة في البداية أحب أن أشكر فخامة الرئيس الصديق المشترك للعراق على كرم الاستقبال وحسن الضيافة جئت إلى تركيا تلبية لدعوة من الحكومة التركية لتأكيد عمق التواصل والأواصر والعلاقات التاريخية تربط العراق وتركيا أريد التأكيد على أننا نطلع إلى مزيد من التطور في هذه العلاقة والعمل بشكل دؤوب ومستمر لمعالجة أي معرقلات أو معوقات لاستمرار هذه العلاقة وتطويرها ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق وتركيا وأكد حرصنا على ترصين التعاون بين البلدين على أساس احترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وضمان المصالح المشتركة لبلدينا والعمل للوصول إلى تفاهمات وبلورة مواقف موحدة اتجاه القضايا المشتركة والإقليمية وبهذا الصدد نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين واللجنه العراقيه التركيه المشتركه. العراق بلد يريد التواصل مع جميع جيرانه وليس في نيته الدخول في اي محور او محاور، بل الاحتفاظ بعلاقات جيده مع الجميع وفق مبدا السياده والمصالح المشتركه. تركيا بلد مهم تربطنا به علاقات تاريخيه طويله جدا وبلد مهم في المنطقه وفي الشرق الاوسط، وتركيا هي اهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق. والشركات التركيه لها حصه مهمه من الاستثمارات في العراق، ونحن نعول عليها في عادة الاعمار ما دمرته الحرب ضد داعش، وتطوير البنية التحتيه لما عرفت من دقه وكفاءه فيها الشركات التركيه وروح المغامره في الدخول في تجارب ناجحه. نحن نريد مزيد من التطور في العلاقات الاقتصاديه. والشراكة الاقتصادية مع تركيا والاستثمار بشكل خاص في القطاعات التي تحتاجها العراق حاليا أبواب العراق مفتوحة لجميع رجال الأعمال الأتراك والاستثمارات التركية وهناك نعمل من أجل تذليل أي عقبات أمام هؤلاء المستثمرين فهناك دعوة مفتوحة لكل رجال الأعمال العراق أبوابه مفتوحة لشركات تركية للعمل ومساعدة العراق كذلك أود أن أهنئ وأقدم الشكر الجزيل للحكومة التركية والرئيس التركي لاستقبالهم العديد من جرحى القوات المسلحة العراقية في المستشفيات التركية. هذا موقف لن ننساه لتركيا وقفت معنا في معالجة أبطالنا في الحرب ضد الإرهاب. وأود أن بتعهد تركيا في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت عام 2018 بتقديم منحة مالية لإعادة أعمار المناطق التي تضررت من الصراع العسكري ضد تنظيم داعش الارهابي. نتطلع الى خطوات عمليه تفعيل هذه المنحه. فيما يخص مياه ملف المياه ابدينا استعداد للتعاون مع الجانب التركي لوضع خطه عمل مشتركه ونتمنى الوصول الى رؤيه شامله تنظيم جريان المياه وتوزيع الحصص لما يخدم حاجه السكان في هذه المنطقه. انهارنا منحت العالم الحضاره والثقافه والارث التاريخي. ولا بد من المحافظة عليها وحمايتها واستثمارها بالشكل الصحيح فيما يخص, فيما يخص الملف الأمني موقف العراق واضح في إدانة وأي عمل يهدد تركيا أو الانطلاق من الأراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي وعدم السماح لأي جماعات أو تنظيم خارج عن القانون باستخدام الأراضي العراقية لتهديد جيرانه ونحن نتعاون مع الجانب التركي لمواجهة هذه الجماعات داعش والجماعات الإرهابية لتهدد استقرار المنطقة وقد قمنا مؤخرا بخطوات مهمة في منطقة السنجار وعلى الحدود العراقية السورية لمنع التنظيمات من دخول العراق وما حصل قبل يومين من محاولات لعبور بعض الجماعات إلى إقليم كردستان وكان هناك موقف شجاع من قواتنا في الاقليم في الحد من هذه الجوازات العراق وقع اليوم مع تركيا ومع الجانب التركي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال كما تم توقيع مذكرة تفاهم في الجانب الثقافي نطلع إلى ذات الرئيس التركي إلى بغداد للتأكيد على أهمية هذه العلاقة بين العراق وتركيا وشكرا جزيلا لفخامة الرئيس على حسن الاستقبال وحسن وكرم الضيافة شكرا جزيلا شكرا شكرا Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah en yakın zamanda yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız. Şu beladan bir an önce inşallah kurtulduğumuz anda da Irak seyahatini gerçekleştireceğiz. Fadıl.